yapmaktan da sıkıldım ya. Haklısın moruk. Acaba diyorum kağıttan kayık mı yapsak? Ay ay. Kağıttan iş yapsanız da işimiz olsa. Çok garip. Şimdiye kadar kaç tane firmanın burayı araması gerekiyordu? Niçin aramadılar acaba? Şu çayları vereyim de telefon faturalarını yatırmak için postaneye gideyim ben. Durduğun hata. Sayende telefonlar çalışmıyor. Postanedekilere söyle de çabuk açsınlar telefonları. Ha, iş için telefon gelse haberimiz olmayacak. Olamaz. İkinci sihir hakkım da boşa gitti. Aman ya. Kötü kaderim öldükten sonra bile devam ediyor. Tüm bu veriler ışığında size en iyi hizmet verecek kuruluşun Generation Reklam Ajansı. Generation Reklam Ajansı olduğuna umarım sizi ikna edebilmişimdir Mahinur Hanımefendi. Mahinur Hanımefendi. Ben de sizinle çalışabilmeyi çok isterdim ama işi maalesef bir saat önce reklam idman yurduna verdim. Ne? Reklam idman yurdu ha? Ya. Masar. Ruhun hayrola ne oldu? Bir şey mi var? Ajansınızın iş alması için yardım ettim ama aksilik oldu. Telefonlarınızın kesik olduğunu nereden bilebilirdim ki? Boş ver şimdi onu. Bu iş almamızı sağla yeter. Pardon telefon cevabında. Alo. Alo. Masar'cığım sadece tek bir sihirim kaldı. Ne babana para bulabildim ne de annenleri kurtarabildim. Ama eğer çok istiyorsan bu iş için kullanabilirim. Hayır Allah'ım ne yapmalı? Bir anda annemler, bir anda baban, bir anda ajans. Bu üçünü de halledebilecek tek bir sihir yok mudur ya? En iyisi ben bir gidip Gözüm ablaya danışayım. Of Allah'ım. Saray gibi evim elimden uçmak üzere. Ne yapsam da evimi kurtarabilsem, nereden para bulsam? Keşke biri çıksa da bu parayı bana verebilse, ne olur sanki. Geldim. Abi, Allah rızası için bana biraz para ver. Hoppala! Esas sen bana ver. Hadi be abi. 100.000 lira da versen olur. Vallahi fazla parada gözüm yok. Ben sürümden kazanmayı seven bir dilenciyim. Sürümden mi? Dur bakayım. Sen bu işten günde kaç para kazanıyorsun? Fazla değil. Günde 100-150 milyon falan kazanıyorum be abi. Oha! Bana bak. Var mısın? Seninle ortak çalışalım ha? Ne dersin? Seninle ortak olduk mu? Sadaka dünyasında fırtına gibi eseriz vallahi. Hatta daha fazla para kazanmak için istersen kolumu bile kestiririm. Bana bak! Buraya gel! Ayağımın birini de kestireceğim! İşte durumu anlattığım gibi Gözüm abla. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Vah benim güzel ruhsarcığım. Anlattıklarına göre çok şanslısın. Peki sen yılların Gözüm ablası. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersin Gözüm abla? Vallahi çok zor bir durum be yavrum. Ben sana son sihrini şunun için tercih et diyemem ki. Bu tercihi senin yapman en doğrusu. Ay ne yapsam acaba? Son sihrimle hangi problemi çözsem? Arkadaşlar, son umudumuz da boş çıktı. Alacağımız tek işi reklam idman yurduna kaptırdık. Peki şimdi ne olacak Önder Bey? Artık bir mucize gerekiyor arkadaşlar. Mucize. Acaba son büyü hakkımı da babam için mi kullansam? Zavallının elinden ata yadigâriye ev gitmek üzere. Kim bilir ne kadar üzülüyordu. Ulan sahiden de bu masrafın hiç parası yokmuş be. Ay Allah'ım. Gittikçe daralıyor. Evi kurtarmam için ya, para bulmam gerekiyor ama nereden? Ya nereden gittim de tarlaya avokado ektim sanki. Bir avokado için yararlı meyve derler. Ben bir kadın yararını görmediği gibi elimde gidiyor elimden. Yoksa son sihirimle menkıbe cadısını mı kurtarsam? Gerçi hiç içimden gelmiyor ama ne yapayım? Masar'ın hatırı için yapabilirim. Neymiş? Eğer üç
tane kazma ile 3 tane kürek bulursak tünel kazıp buradan kaçacağız. Yaptığım hesaplara göre eğer duvarın kalınlığı 2 metreyi bulursa biz de kuzeydoğuya doğru 800 kilometre gidersek Paris'e çıkmış oluruz. Yani biz buradan kurtulmakta kalmayıp Paris'te görmüş oluruz. Bitti mi Reyhan? Bitmedi. Paris'ten de 2000 kilometre güneye doğru tünel kazarsak New York'un göbeğine doğru çıkmış olacağız. Böylece Amerika'yı da görmüş olacağız. Ben Amerika'yı görmek yerine senin akıllandığını görmeyi tercih ederim. A benim salak kızım. Ne oldu? Planımı beğenmediniz mi? Bak Reyhancığım, zaten çanta kapkaççısı bir çetenin elemanı olarak suçlanmak yeterince canımızı sıkıyor. Yani ayrıca senin salaklık yapmana hiç gerek yok. Bilmem anlatabildim mi? Bana salak diyemezsin. Eğer bana bir daha salak derseniz sizin çetenizden ayrılır başka bir çeteye girerim, haberiniz olsun. Ay bu kız insanı zorla katil yapar. Kızım ne çetesinden bahsediyorsun sen? Bize iftira ediyorlar işte, görmüyor musun? En iyisi ben gidip itirafçılık yasasından yararlanıp serbest olayım. Evet, en güzeli bu. Karar verdim. Ben gidip suçumu itiraf edeceğim. Kapıcı Bey! Kapıcı Bey! Kapıcı Bey açın! Ay ya, ne yapacağıma karar veremedim gözüm abla. Ama sen de hiçbir akıl fikir vermiyorsun ki. Bak Ruhsar'cığım, bu konu çok hassas bir konu. Sen bile karar veremedikten sonra ben sana şunu yap nasıl diyebilirim ki? Ama böyle de 3 arada bir derede kaldım. Masanın içine mi yardım etsem, babamın hacizine mi yardım etsem, yoksa menkıbe cadolozunu hapisten mi kurtarsam bilemiyorum. Sahi menkıbe hanım niye içeri girmişti? Hırsızlıktan. Birisinin çantasını çalmış galiba. Aa, öyle huyları da mı vardır onun? Tanıdığım kadarıyla öyle huyları yok aslında. Cadıdır madıdır ama hırsız değildir. Nasıl oldu o zaman? Bilmem. Bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Ona benzeyen bir hırsız çalmıştır mesela. Tabii ya. Neden olmasın? Gözüm abla, menkıbe cadısına benzeyenlerin listesini bana gösterebilir misin? Tabii. Gel birlikte bakalım. Geldim geldim. Gel gel gel. Tamam dur. Aspin karaya vurdu. Bu kadının adresini bana verebilir misin gözüm abla? Tabii Ruslar'cığım. Sanırım iş çözüldü. Eğer bunları masana söylersem sihir kullanmadan olayı ortaya çıkarabilirim. Yazıklar olsun sana Masar. Bir kadını etkileyip reklam işini kapamadın. Ben gitsem ne kurlar yapardım. Hadi lan, sen bu tipinle Aysel Gürel'i bile etkileyemezsin be. Öyle veya böyle, sonuçta Önder Bey'le birlikte bir çuval inciri berbat ettiniz. Sonuçta hepimiz işsiz kaldık. Hoppala, ekonomik krizin suçlusu da ben oldum değil mi? Beceriksizliğin mazereti olmaz Masar. O kadını ne yapıp edip etkileyecekti. Ya çocuklar yapmayın, etmeyin Allah aşkına. Ben bu ajansın reklamcısıyım, jigolosu değilim ki. Zaten canım sıkkın. Annemler hala karakolda. Ben geldim. Ah Ruhsar'cığım hoş geldin Ruhum. Telefoncu. Ruhum hoş geldin. Nasıl, senin durumunda bir gelişme var mı canım? Maalesef benim durumumda hiçbir gelişme yok. Ama annenlerle ilgili çok güzel bir haberim var. Aa, ne diyorsun? Çabuk söyle de beni çıldırtma hadi. Bak bakalım. Hırsızlık yapan ve annene tıpatıp benzeyen bir kadın var. Anneni bu kadınla benzetip karıştırmışlar. Aa, harikasın Ruhum. Harikayım ama kendime bir faydam yok ki. Arkadaşlar, beklenen mucize hala gerçekleşmedi. Önder Bey, annemlerin bir benzerliğin kurbanı olduğu anlaşıldı. Şimdi izninizle hemen gidip onları kurtarmam gerekiyor. İzin ne demek evladım? Dur, ben de seninle geliyorum. Tamam. Menkıbe hanımefendiciğimi kurtar. Sağ olun Önder Bey. Önder Bey, geliyorsunuz. Ya gördünüz mü komiser beyciğim? O kadar bağırdım çağırdım ama bir türlü dinletemedim size. Haklı değil miymişim? Ben de size söylemiştim. Haklısınız da. Gel. Biz de haklıyız. Ah, inanın o kadar üzgünüm ki. Size ne kadar özür dilesem azdır hanımefendi. Aman yok canım, hiç önemli değil. Hem baksanıza bu hırsız kadın şaşılacak derecede bana benziyor. Yani ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapardım. Neyse geçmiş olsun menkıbe hanımefendiciğim. Kötü günler olmasa bile kötü saatler geride kaldı artık. Menkıbe hanım gerçekten çok âli cenapsınız. Yani sizin karşınıza kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. İyi âli cenapmış. Aslında da canı cenap demek lazım. Çok teşekkür ederim Mahinur Hanım. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Niye? Evet, biz şebeke olarak çok gururlu bir şebekeyiz hanımefendi. Saçmalamayı keser misin Reyhan? Masal, bu kadar o kadın değil mi? Hayır kadın değil. Canım size hiç
iş verecek olan kadın. Aa evet ama işi reklam etten yıldır verdim. E bundan iyi fırsat mı olur? Hazır annene de iyilik yapmak istiyor. Annen için size verilmesini istesin. Abi güzel ablam bırak o karıyı da beni affetsen ya. Anne bir dakika gelsin abi. Var mısın? Mahir Hanımcığım az önce bana sizin için ne yapabilirim diye soruyordunuz öyle değil mi? Evet. Ay yapabileceğim bir şey varsa çekinmeden söyleyeyim lütfen. Peki o halde sizden şirketinizin reklam işlerini oğlum Masarların şirketine vermenizi rica ediyorum. Aa, verdim gitti. Abi biraz da bana ver. Çanta bende kalsın hiç olmazsa. Masar Bey, alın bu kayığı işte sizin için yaptım. Eğer daha çok kalsaydım daha büyük bir kayın yapardım. Eğer birkaç saat içinde parayı bulamazsam ev gidiyor artık. Yazık. O ev benim doğduğum, büyüdüğüm evdi. Manevi değeri bile çok fazlaydı. O evle birlikte hayatımın bölümü de gidiyor. Sülalemin geçmişi gidiyor. Of Allah'ım. Bir mucize, bir mucize gerekiyor. Memleketten arıyorlar galiba. Biliyorum. Gazanfer evini hazırlıklar diyecekler. Ben de pat diye düşüp bayılacağım. Alo. Buyurun. Ben Gazanfer. Ne? Benim tarladaki avokadolar büyüyüp çoğaldı mı? Müşteriler var hem de ha? Hem de ihracatçılar. 10 milyar. 10 milyar veriyorlar ha? Tamam. Avokadoların hepsini satabilirsin İbrahim. 10 milyar. İyi para be. Ay, yoksa 10 milyar az mı oldu be? Keşke 15 milyar deseydim. Ay ay, her şeyi hallettik. O kadar rahat, o kadar mutlu, o kadar huzurluyum ki hayatım. Keşke ben de senin gibi mutlu olabilseydim. Artık sihir gücünü kaybetmiş bir hayaletim ben. Sen sihirsiz de dünyanın en tatlı hayaletisin. Hoş ver, üzüm. Aa, Gözüm abla senin ne işin var burada? Sana müjde vermeye geldim Ruhsar'cığım. Müjde mi? Ne müjdesi Gözüm abla? Yaptığın sihirler yanlış sayılmış. Meğer 29'muş, 30 değilmiş. Ve bu yüzden de sihir yapma yeteneğin geri verildi. Cezan kaldırıldı. Şuna bak, müjdeyi ben veriyorum, Masar'a sarılıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.